Hadesiniz. Hepimiz aşağı yukarı birbirimizi tanıyoruz. Kongre süreci içerisindeyiz. Her bir partide arkadaşımızın aday olma hakkı var. Delegelerimiz var aramızda. Misafirlerimiz var. Bu süreçte arkadaşımızla bir senedir aşağı yukarı birlikteyiz. Ama arkadaşımız kendisi öyle olduğunu gördüm. Biz de bu süreçte arkadaşımızın aday olmasında hiçbir sakınca yok. En doğal hakkıdır. Ben hayırlı olsun diyorum kendisine. Tebrik ediyorum. Bu bir süreçtir. Burada kaç tane aday olursa olsun demokratik bir şekilde parti içerisinde birbirimizi kırmadan, incitmeden bu süreci tamamlayacağız. Önümüzdeki hafta sonu üniversite kongremiz var. Arkadaşımıza hayırlı olsun diyorum. Evet, adayımız, arkadaşlarımız herkes tanıyor tabii. Özgür Kabadayı, aday arkadaşımız geldi. Bize de birkaç gün önce geldi, aday olacağını belirtti. Biz de hayırlı olsun dedik. Şimdi bugün adaylığını açıklıyor. Hayırlı olsun diyorum. Ben de başkanıma çok teşekkür ediyorum bu arada. Beraber bir yol yürüdük seçim sürecinde ve sonrasında. Öncelikle abi gibi gördüm. Gerçekten çok sevdim. Bir abimdir her şeyden önce. Ama bu süreçte tabii ki bazı talepler doğrultusunda bizim de elimizi taşın altına koyma isteğimiz mevcuttu. Her zaman mevcuttu. Sadece bu başkanlıkta değil, yönetimde değil, üye olarak bile değil, her zaman Atatürk'ün sevgisiyle CHP'liyiz, dededen CHP'liyiz, babadan CHP'liyiz. Hiçbir şekilde farklı bir oluşumun içine girmedik. Sadece memleket için, memleketimiz için bugün burada bir partimiz içinde bir yarışa girdik. Tabii ki hiç kimseyi birbirini kırmadan bu süreci iyi bir şekilde toparlamak lazım. Kim kazanırsa kazansın, parti kaybetmesin. Cumhuriyet Halk Partisi iyi yolda gençleşerek ve bizim 4 sene sonraki yerel seçimimizde bu memleketi Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katmak istiyoruz. Bizim sadece hedefimiz budur. Bu süreçlere kırdığım ya da bir durum olduysa şimdiden buradan sözüm yok. Yok, böyle bir şey yok. Şahsi hiçbir şey yok birbirimize karşı. Sizler siyaset yapıyoruz. Birbirimize rakip olabiliriz. Bugün rakip oluruz. Yeni bir Aralık akşamı hep birlikte kazanan hangi arkadaşımız olursa olsun bu çatının altında her birimiz kardeşçe, arkadaşça, dostça, partili olarak bu yolu yürüyeceğiz. Bu bizim baştaki görevimiz. Hiçbir kimse kimseyi ne ötekileştirebilir, ne yalnızlaştırabilir, ne ayrım yapabilir. Bu konuda hiçbir arkadaşımızın da böyle düşündüğünü düşünmüyorum. Hayırlı olsun. Neticede bu bir yarıştır. Ama şunu da söyleyeyim. 21 Aralık sabahına kadar benim kapım her arkadaşıma açıktır. İttifak olur, birleşme olur. Bunu söyleyeyim. Hiçbir zaman hiçbir arkadaşıma kırgın olmam. Bütün arkadaşlarımızın, bütün partili arkadaşlarımızın başının üstünde yeri var. Bu kapı her zaman açık olacak. Ben partinin hizmeti için varım. Bunu şimdi burada söylemem çok şey değil de arkadaşımıza da bir şey olsun diye söyledim. Yardımcı olma açısından. Hayırlı olsun. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Evet. Siz buyurun. Öncelikle hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadınız. Sadece delegeler anlamında değil, bütün Şile halkının, öz Şile halkının ya da işte duyanların, akrabalarının
bu teşriflerini önümüzdeki dönemde bu kalabalığı burada her gün görmek istiyoruz. Bu kişisel bazı bir şey değil. Gülen Başkan da olsa, ben de olsam, Nail abimiz var Ava'da, o da olsa bu kalabalıklığı her gün burada görmek istiyoruz. Sayın İlçe Başkanım, geçmiş dönemlerde partimizde yöneticilik yapmış, yöneticiliğe aday olmuş değerli büyüklerim, saygıdeğer delegelerimiz, emektar parti üyelerimiz, değerli hemşerilerim, ilçemizin olmazsa olmazı basın emekçilerimiz, öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize şahsım ve ekibim adına teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere ilçe kongremizin başlamasına çok az bir vakit kaldı. 31 Mart yerel seçimlerinde yapılan çalışmalarda ilçemiz genelinde yeni döneme ait beklentinin genç ve dinamik bir ekip ile yola devam edilmesi yönünde olması aday olmamızın en büyük nedenidir. Şirin'in ihtiyaçlarını bilen, bu ilçeyle yaşayan ve çalışmalarını bu yönde yapacak olan bir yönetim ekibimizin olması diğer bir nedendir. Kişisel menfaatlerin değil, parti menfaatlerini ön planda tutan adımlar atacak bir ekibimiz olması da diğer bir nedendir. Heyecanı, enerjisi, bu arada gerçekten heyecanlıyım, hani kusura bakmayın. Heyecanı, enerjisi ve başarıya odaklanmış bir ilçe yönetimi ortaya çıkarma arzumuz, genç, dinamik, heyecanlı ve atak bir şekilde partimizi tüm kulvarlarda zirveye taşıyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmuyor. Yeni yönetim ekibimiz geçmiş tecrübelerden ders çıkartarak akılda kalıcı projeler üretecek güçtedir. Geçmiş tecrübeler derken iyi ya da kötü. İlçe merkezimizde olduğu gibi her köyde, her mahallede temsilcilerimiz ile sahanın nabzını tutup partimizin genç üye sayısını artıracak potansiyeldeyiz. Hoş geldiniz Serpil Hanım. Biz köylere gidiyoruz. 200 seçmenli olan köylerde 11, 12, 15 üyemiz var. Bu bizim için büyük bir handikap. 4 sene sonraki yerel seçime çalışabilmemiz için en azından üye sayısını arttırmamız lazım. Yani toplamda baktığınız zaman 976 üyemiz var. Ama aktife baktığımız zaman belki bu kadarız. Bizim o sayıyı muhakkak ki arttırmamız lazım. Geçmiş yönetimlerde bulunan değerli büyüklerimizin fikirlerini her daim göz önünde bulunduracağız. Danışma kurulları kuracağız. Bize fikirlerini sunacaklar. Biz onlara projelerini sunacağız. Onlarla istişare edip ve tüm örgütümüzle bu istişareyi yapıp ortak bir karar vereceğiz. Partimizde, bu çok önemli, partimizde bugüne kadar pek yapılmayan gelir gider tablosunu her ayın sonunda şeffaf bir şekilde panomuzda göreceksiniz. Bu partinin ne kadar bir bütçesi var, bu ay ne kadar harcanmış, bunların hepsini göreceksiniz. Gizli olmayan yönetim toplantılarını, ben bunu yaklaşık 3-4 aydır zaten yani aklımızdaydı. Gizli olmayan yönetim toplantılarını her ay farklı bir köyde düzenleyip yönetimdeki arkadaşlarımızla köylerdeki üyelerimizi ve vatandaşlarımızı birbirine kaynaştırmak istiyoruz. Çünkü biz yönetim toplantılarını burada yapıyoruz. Katılan oluyor, olmuyor. Köylerdeki insanlar yönetimdeki arkadaşlarımızı tanımıyor. Hem onları tanıması açısından hem de köylüyle iç içe kaynaşmak açısından bu bizim için çok önemli. Çünkü sadece bu bir şey değil, bir hayal ya da hedef değil. Bizim oradaki köyde yaptığımız toplantıda herhangi bir vatandaşımızdan bizim aklımıza gelmeyen bir proje de çıkabilir. Çünkü biz her gün oralarda değiliz. Çok değerli büyüklerimiz, saygıdeğer arkadaşlarımız, bizler genç beyinler olarak ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız. Etnik köken, memleket ya da bağlı olduğu köy gözetmeden Cumhuriyet Halk Partisi Şile ailesini tekrar birleştireceğiz. Seçildiğimiz takdirde ilk yerel seçimde partimizi hak ettiği mertebeye getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Esas hedefimiz
Önümüzdeki ilk yerel seçimde ilçemizi Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katmaktır. Bu sürece kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile tam zamanlı çalışacağız. Şimdi bir konu var, tabii onu da burada özellikle söylemek istiyorum. Çünkü bazı hani Şile'de ya da köylerde ya da Ağla'da, merkezde bazı arkadaşlarımızın kafasında bir soru işareti var. O da şu, tecrübe konusunda birçok insanın kafasında soru işaretleri olduğunu ben biliyorum. Tecrübesiz diyorlar, nasıl yapacak diyorlar. Bizler gençliğimizde eğitime, yeniliğe ve gelişime açık bir şekilde her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Çünkü bizler tek başımıza değiliz. Benim arkamda kişi olarak şu var, şu var, şu var diye bir şey demiyorum. Benim arkamda kimse yok ama benim arkamda herkes var. Genç beyinler tecrübeli insanlarla buluştuğunda hiç kuşkusuz İstanbul'da olduğu gibi ilçemizde de her şey çok güzel olacaktır. Bizim için en önemli kaide budur. Partide partinin işleyişi işte beraberce hep hem genç beyinlerle hem tecrübeli insanlarla bizim bunu yapamama gibi bir lüksümüz yok. Biz çok çalışacağız. Köy yollarını aşındıracağız. Şurada 3 günde belki 20-25'e yakın bir köy gezdik. Hep söylenen şey şu. Bunu seçimlerde de yaşadık. 30 Yılmaz seçimlerinde de yaşadık. Seçim zamanı geliyor parti. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Ben 40 yaşındayım. Evliyim. 2 çocuğum var. İşim gücüm var. Allah'a şükür. Ama gönül verdiğim, gerçekten istediğim bir olayı ben burada hep beraberce gerçekleştirmek istiyorum. Şile'yi Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katmak istiyorum. Çünkü geçmişte yapılan yanlışlıkların aynılarını bugünden sonra da yapmak istemiyoruz. Biz gençler olarak, Şile'li gençler olarak ya da burada yaşayan Şile'de, Ağva'da, köylerimizde yaşayan gençler olarak bu partiye emek vermek istiyoruz. Ve elimizi taşın altına her şekilde koymak istiyoruz. Konum önemli değil. Yeter ki biz çalışalım. Şu partide Atatürk'ün ilkelerini gençlere anlatalım. Atatürk'le ilgili, çağdaş yaşamla ilgili bir seminerler yapalım. Bu parti hiçbir STK'yla ayrı düşmesin. Çünkü tek bir noktada buluşuyoruz. Atatürk'te buluşuyoruz. Atatürk gençlikte ışığı görmeseydi o hitabeyi yazmazdı. O yüzden ben burada sizlerden destek istiyorum. Sadece mevcut delegelerimizden değil, bütün vatandaşlarımızdan, bütün akrabalarımızdan, bütün burada yaşayan herkesten. Tek hedefimiz Şile'yi Cumhuriyet Halk Partisi'ne katmaktır. Ben tekrar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.